Peki abi, o zaman en rezil olduğunuz anları anlatın. Var mı? Konumuzdan başlayalım. Ya böyle utanç verici bazı şeyler geliyor aklıma. Ama en kötüsü herhalde şeydi. Bizim bir dükkanımız var biliyorsunuz, oyuncakçı dükkanı. Evet, GOP'ta. Aynen, Gaziantep'te. Rahmetli dedem de işte o kırtasiyeye baktığı zamanlarda biz de çocuğuz işte. Çocuğuz, kaç yaşındayız? 9-10 yaşındayız. Tuvalet için camiye gittiği zaman, namaza vesaire gittiği zaman kapıyı üstümüze kilitlerdi. Birisi gelmesin, bunları kandırmasın, daha bunlar çocuk falan filan. Biz de orada oyun oynuyoruz, Atari falan filan. Abi bir gün benim acayip büyük abdestim geldi. Ama dükkanda tuvalet yok. Tutuyorum, tutuyorum, ayağa kalkıyorum. Affedersin işte, iniyorum, çıkıyorum, hiçbir şey değişmiyor. Kardeşim de benden küçük, 3-4 yaş. Dedim ki ne yapacağız? Cama yapışıyoruz, bakıyoruz, dedemin yolunu gözlüyoruz vesaire. Hiçbir şey, çıkar yolu bulamadık. Dükkanda sadece bir lavabo var. Oraya da yapsam çok şey, kahredici olur yani. En sonunda kardeşime dedim ki, yani altıma sıçmak üzereyim. Hani o kadar kötü durumdayım ki, sen dedim şu arkada ambarda bir tane mal poşeti vardı, oyuncak poşeti. Siyah, böyle kapkalın, bilirsiniz belki. Sen dedim bunu tut. Ben artık içine edeyim yani. Neyse, o yardımcı oldu bana. Ben onun oraya şey yaptım. Şimdi sonra onun ağzını bağladık ama kokuyor. Yani dükkanın içi de kokmaya başladı haliyle. Ben elime aldım poşeti. Dedemi bekliyorum. Dedem kapıyı açar açmaz koşa koşa gideceğim. Çöp kutusunu atacağım. Neyse, dedem geldi. Anahtarı girdi. Ben hemen yanından koşa koşa çıktım. Çöp kutusunu attım. Dükkana bir döndüm abi. Berbat bir koku var. Sonra ne yaptığım anlaşıldı falan. Yani bu rezil anı hiç unutamıyorum. Yeterince de rezil olduğunu düşünüyorum. Bütün şeyleriyle, enstrümanlarıyla birlikte. Ümit de dinliyorsa buradan selamlar olsun. Poşet tutan arkadaş olarak. Yani onun travması daha büyük muhtemelen. Aynen, ona sorsak muhtemelen yine bu anıyı anlatacak. Bir de sen gittikten sonra dükkanda durmuş yani. Yine sen bir hava almışsın. Evet, hayır, dedeme sorsak o da bunu anlatır muhtemelen. Can sen